Abdurrahman Dilipak. Sağlık ve gıda. Günümüzde bana en stratejik 3 ürün deseniz gıda, ilaç ve bilişim derdim. Hava, su, toprak'tan sonra ilk 3 üç bu. Üçünde de halimiz yaman. Hep işin piyasasına bakıyoruz, beni endişelendiren piyasa değil. Endişem havanın, suyun ve toprağın kirlenmesiyle ilgili. Artık o kir sadece necaset değil, hadesle de kirlendi. Biliyorsunuz bizde taharet, necasetten taharet gibi hadesten de tahareti gerektirir. Başımıza pislik yağıyor gökten, ekranlardan pislik fışkırıyor. Deterjan temizler mi, kirletir mi? Peki geniyle oynanmış gıdalar temiz mi? Şimdi en son başımızın belası radyoaktif kirlilik. Bir nükleer serpintiden söz etmiyorum. Cebimizdeki cep telefonları başımızın belası. Hele bir 5G'ye geçilsin ne olacağını göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda Antalya'daki tüketici mahkemesine müdahil olarak katılıp bu konudaki kaygılarımı yazılı ve sözlü olarak mahkemeye sunacağım. Tepemizden on binlerce alçak irtifa uydusu pislik yağdırıyor adeta. Bakın bu 5G belası sadece insan hayatı için değil, Hayvanlar ve bitkiler için büyük bir tehdit. Geçenlerde Profesör Selim Şeker'in 5G Nesnelerin İnterneti ve Sağlığımız isimli bir kitabı çıktı Hay Yayınlarından. Şeker Hoca bu konuda ülkemizdeki en yetkin kişilerden biri. Uluslararası tecrübeye sahip bu kişinin uyarılarını dikkate almak gerek. Bize akıllı evlerden, akıllı otomobillerden söz ederken bizi akılsızca bir maceraya sürüklüyorlar. Hayat adına ölüme, haz adına acılara davet ediyorlar. Cennet hayaliyle cehennemi pazarlıyorlar. 5G geldiğinde şimdikiler gibi dalga dalga olmayacak. Nokta atışı ışınlar yayacak, ışın kılıcı gibi, mermi gibi kalabalık insan gruplarını uzaktan kontrol etmek için kullanılan esasen askeriye için geliştirilmiş milimetrik radyasyon 3 ila 100 metrede bir her sokakta lamba direklerinin üstünde otobüs duraklarında evimizin dibinde bir kutucuk olacak artık tanıştıralım milyonlarca yeni baz istasyonunuz Kanser, kısırlık, Alzheimer, depresyon ve kalp hastalıklarına hazır olun. Bağışıklık sisteminizi çökertebilirler. Zaten Neuralink bize her şeyi bilmekten söz ederken beynimizi resetleyebileceklerini söylemiyorlar. Bu gerçekler karşısında medya 3 maymunları oynuyor. Siyaset bu yalanlara inanmış gözüküyor. Akademi, FDI, FED, Libor'dan kafasını kaldırmıyor ki çevresinde ne olduğunun farkına varsın. Her şeyi bildiklerini zannediyorlar ama sonunda ortaya çıkan sonuç cehaletin bu kadar ancak eğitimle mümkün olduğu gerçeği. Zaten tekrarlanan bilgileri robotlarda kullanabileceklerine göre onlara gerek yok ki. Robotların ilerlemesi için döşedikleri yolun sonunda robotlar onları uçurumun başında yalnız bırakacak, ölüme terk edecek. Robotları kendi için ürettiğini zanneden insanoğlu, yapay zekanın ve nesneler arası internet üzerinden makine, insan ve hayvan network'ünün oluşmasıyla ürettiği makinenin biyonik proteze haline geliyor. İnsanlık belki de Nuh tufanından sonra en büyük yok oluşun eşiğinde bulunuyor. Ve bunu gerçekleştirenler, kızıl verilileri öldüren, kara derilleri köleleştiren, sarı ırkı sömürgeleştiren beyaz adamın ulus devlet ve uluslararası düzenden sonra 100 yılın projesi olarak yeni normal dönem için Global Great Reset'i ilan etmeye hazırlanan yeni dünya düzeninin kurucu iradesi. Canlı organizmaların geniyle oynadılar. Maddenin yapısını dönüştürecek bir bilgi ve teknolojiye sahipler bugün. Uzayın işgali devam ediyor. Son darbe için Covid bir biyolojik ajan olarak tüm dünyayı kuşattı. Şimdi aşıyla kısırlaştırıcı bir operasyonla süreci geri dönüşüm mümkün olmayan bir noktaya taşımak istiyorlar. Bizde Son günlerde yerli ve milli aşı tartışmalarının gündeme gelmesi, zorunlu aşı yasası konusunun konuşulmaya başlaması dikkat çekici. DSO'yu Türkiye'ye taşıyan akıl, 5G'nin altyapısı için gece gündüz çalışan akıl boş durmuyor. 5G ve Covid tehlikeli bir planın iki ayağı gibi adeta toprak işgalini bıraktılar, midemizi ve beynimizi işgal ediyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yerli ve milli başkanımız toplumsal cinsiyetin öneminden bahsediyor. Genel kurul açılışında oturduğu koltuğun işgal ettiği makamın resmi sesi oluyor. Bazıları oturduğu koltuktan ses alır ve bazıları oturduğu koltuğa ses verir. İsmail Tokalak'ın yeni çıkan bir kitabı var. Covid-19 gerçekleri ve gelecek diye. Ondan alıntıladığım şu cümle çok çarpıcı. 5G dünya tarihinin en aptalca tehlikeli fikri. Washington Devlet Üniversitesi Biyokimya ve Temel Tıbbi Bilim Dalı Profesör Martin Paul Şubat 2019. Aslında askeri projeler için geliştirilen milimetrik dalgaların %90'ından fazlası epidermis ve dermis tabakasında yutulur. Isısal etkiler göz yüzeyinin altına geçerek değişik seviyede katarakt gibi hasar oluşturur. Savunma sistemine ve hücre büyümesine organlara etki ederek kansere sebep olur. Hücre büyüme oranını ve bakterilerin antibiyotiklere direncini değiştirir. 5G insanlardan daha fazla bitkilere etki eder. Bunlar yalnız birkaç tanesidir. Gerçekler ortada ama birileri bunu görmek istemiyor. Tehlikeli bir geleceğe, şeytani bir oyuna doğru sürükleniyoruz. Birileri yeryüzünde bir cennet ve ebedi bir hayat yalanıyla insanları kandırarak insanların yakıt olacağı cehennemin ateşini tutuşturmaya çalışıyor. Tokalak, Ataç yayınlarında çıkan kitabının kapağına şu uyanın notunu düşmüş. Toplumsal aymazlığın ve küresel oyuncuların yarattığı kaos. Yediklerimize, içtiklerimize dikkat. Bir yandan oyalanıyoruz, öte yandan sürükleniyoruz. Uyandığımızda dilerim çok geç kalmış olmayız. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak Yeni Akit. Nedret Ersenel. Arada bir yerlerde Azerbaycan Ermenistan çatışması Bakü lehine gelişmeye devam ediyor ve hem sahada hem dış oyuncular kulvarında avantajlar korunuyor. Anlıyoruz ki sağdan soldan duyulan dış oyunculardan gelen kimi çatlak sesler de çarpıtılmış yankılardan ibaret. Henüz masa yok bir süre daha olmaması gerekiyor. Ateşkes davetlerine Bakü'nün bizzat İlham Aliyev'in ağzından getirdiği şartlar yerinde ve bunlar karşılandığında zaten eski hesap kapatılma yoluna giriyor. Yine Bakü liderinin Türkiye'nin masadaki rolüne yaptığı vurguda elbette not edilmeli. Eriban'da etkin olduğu bilinen güçlerin pozisyonları da bu vektörü izler gibi. Rusya'nın tavrı elbette yakından gözlemleniyor. Hem Paşinyan'ın aramalarına verdiği yanıtlar, hem birçoğu kozmetik döküm havası veren resmi açıklamalar ve hem de Ermenistan'la temasları takip ediliyor. Bu bağıptan Minsk Üçlüsü üzerinden daha detaylı açıklamalar yapılacağı duyurusu, Rus-Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında yapılan görüşme ve nihayet içinde Savunma Bakanı'nın da bulunduğu üst düzey bir Rus heyetinin Erivan'a gittiği ve nasihat temasları yaptığı duyumları ayrıca önem ihtiva ediyor. Kimilerine göre teslim demeyelim ama ikna şartları tanımlanıyor. Kimilerine göre yukarıda bahsettiğimiz Minsk üçlüsü açıklamalarına zemin döşeniyor. Daha ilk anlarında yazdık. Azerbaycan'ın kazanacağı bir süreç gelişti. Şu an yürüyor ve umalım ki bağlandığı yerde kardeş ülkemizin tüm arzularının yerli yerine geldiği bir final olsun. İlk kurşunun atıldığı andan bugüne kadar Azerbaycan Ermenistan krizi ya alandaki gelişmelerin okunması, takibi ve Ankara'nın kuvvetli desteği özelinde takip edildi veya bölgede çıkar ve ilgileri bulunan dış oyuncuların duruşları, pozisyonlarını gösteren okumalar üzerinden izlendi. Hiç kuşkusuz diğer bölgeler ve küresel denklemlerle beraber ele almaya çalışan denemelere de sınırlı da olsa şahit olduk ve kıymetlidir. Kafkasya ya da Orta Asya'daki gelişmeler, Ukrayna, Belarus, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak, İsrail ve yancı ülkeleri, Libya krizlerinden bağımsız veya tesadüfi olabilir mi diye sormuştuk ve cevaplar hep sorunun içindeydi. Bu satırların yazıldığı günün erken saatlerinde Kırgızistan'da yaşanan dalgalanmalar, başkent Bişkek'te alevlenen ve genişleyen gösteriler, nihayet öğle saatlerinde Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu'nun 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarını iptal ettiği haberleriyle Devlet Başkanı Cem ülkede darbe girişimi gerçekleşti açıklaması da bu genel kavrayışa, akışa eklenebilecek gelişmelerden sayılabilir mi? En azından sürpriz olmadığını biliyoruz çünkü daha 30 Eylül'de Türkiye gündeminin herhangi bir yerinde adı geçmezken alıcı gözler için bakalım Kırgızistan Rusya'ya nasıl katılacak diye Bişkek'te bir şeyler olacağının işaretini düştük. Dünyanın kalp iki devlet bir millet 30 Eylül yeni şafak. Şimdi ikisi arasındaki yerden yani Azerbaycan ve Ermenistan'ın etrafındaki İlk yakın kuşaktan bakarak da dosyaya küresel anlam yüklemeliyiz. O zaman bu krizin en başında ilk kez vurguladığımız namütenahi Türkiye-Azerbaycan ekseninin çapı, niteliği, etkisi, süper güçler dahil diğerleriyle ilişkileri adına kısa vadede gündeme gelecek değerlendirmeler için altyapı döşeyebiliriz. Orta Asya ve Kafkasya'daki kimi ülkelerin bölgesel ve küresel kümelenmelerdeki gelişmelerden bağımsız veya değil özel süreçlerden geçtiğini söyleyebiliriz. Bu süreçler bölge dışından özenle takip ediliyor ve hepsinin sorduğu şu. Bizim için avantajlı bir düzlem ortaya çıkabilir mi veya bölgede çıkar çatışması içinde bulunduğumuz ülkelere avantaj veya dezavantaj üretir mi? Bölge ülkeleri üzerinde kalem kalem etkilerini dökmek mümkün olsa da genel olarak Amerika, Rusya, İngiltere ve Çin'in bu coğrafyada küresel düzene ilişkin hamle ve beklentilerinin diğerlerine kıyasla yoğun olduğunu yazabiliriz. Bölgedeki en kalabalık ülkeler Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hem kritik jeopolitik konumlara sahipler hem de içlerinde kapsamları kendi mizaçlarıyla şekillenen reformlarda yürütüyorlar. Kazakistan Rusya ve Çin çıkarlarının kesiştiği noktada bulunuyor ve dahi bu kafi. Kilit konumda bir ülke. Özbekistan'ın önemi büyük nüfusundan ve Afganistan'a yakınlığından. Afganistan'a yakın olmak demek kuzey güney hattında uzun bir jeopolitiğe etki edebilmek demek. Azerbaycan içlerinde en kıymetlisi. Gürcistan'ı da katarak söylersek tüm Batı için Hazar ve Orta Asya'ya tek gerçekçi erişim yolu diyebiliriz. İran, Türkiye ve Rusya ile sınırı olan tek ülkedir. Avrupa Çin hattının merkezindedir. Orta Doğu'daki batı çıkarlarını etkileyecek konumdadır. İsrail ile ilişkisi zaten biliniyor. Ama en büyük ve son yıllarda neredeyse ilmek ilmek baştan örülmüş temel ilişkisi Türkiye iledir. Sonuçlarını görüyoruz. Başlangıçtır. Enerji konusunu hiç söylemiyorum bile. Bu ülkeler uzun zamandır büyük güçlerin kendi ülkelerindeki etkisini, Ayak oyunlarını ve düzenlerini nasıl bozduklarını, yine bozabileceklerini gözlemlediler. Bu yüzden bölgede daha etkili, iç işlerinde daha güçlü olmaya arzu ediyorlar. Avrasya jeopolitiğini de Çin Amerika arasında kalan konumlarını anlıyorlar. Bu anlayış hiç şüphesiz başta saydığımız kriz noktalarını da birleştiriyor. Nihayet Azerbaycan-Ermenistan krizini de bu pota içinde anlamlandırmaya çalışıyorlar yerimizin müsaade ettiği kadar izaha çalıştığımız kuşağın küresel stratejik serpintilerden etkilenmemesi zor. Umarız başarılı olurlar çünkü yeni dünya düzeni büyük eksenler değil, küçük ama muhkem eksenlerin işlevini keskinleştiriyor. Nedret Ersenel, Yeni Şafak